Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Empire Total Dahmot oyun serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede Amerika Birleşik Devletleri'nden devam ediyor. Bu Allah izin verirse tabii ki 8. bölüm olacak bu güzel oyun serimizde inşallah. Evet, önceki bölümde ne olduğunu güzel bir şekilde anlatmak isterim. Oyunu oynamaya başlamadan önceki bölümde Chirica'nın işine karşı önemli bir savaşımız vardı. Bu savaşı kazandık ve böylelikle Chirica'nın işinin askeri gücünün büyük bir kısmını yok ettik. Hindistan'a ayak bastık ama maalesef Hindistan'da ele geçireceğimiz bölgeyi ele geçiremedik. Çünkü vaktimiz yetmedi. Ve Büyük Britanya arkadaşlar bizi korkuttu. Çünkü içinde asker bulunan bir donanmayı arkadaşlar Boston sahiline yaklaştırdı. Bu da benim hoşuma gitmedi. Üstün üstlük demin de dediğim gibi korkuttu, yani tedirgin etti. Benim amacım bu bölüm hediye göndererek Büyük Britanya'nın aramı düzeltmek. Barış anlaşması imzalamak Cherokee Nation'ın kabul etmezse savaşmaya devam edeceğiz. Neden? Çünkü arkadaşlar Increase Confederation bize savaş açtı bir zamanla. Bunlar karşı savaşmak için de güneyden askerlerimizi kuzeye göndermek lazım büyük bir kısmını. Evet. Onun için barış anlaşması imzalamak istiyorum. Eğer kabul etmezlerse yapacak bir şey yok. Mecburuz yok etmeye. Ve zaman yeterse amacım bu bölgeyi, yani Ceylon bölgesini ele geçirmek olacak. Evet, hadi bakalım. Şimdi ilk önce Büyük Britanya arkadaşlar hediye gönderelim. Hediye göndersem de gene de arkadaşı tedirgin olacağım. Çünkü bu konuda tecrübem var. Hediye gönderdiğim halde savaş için ulusta vardı zamanında. 2500 yetti dostane olabilmek için. Çok güzel. Evet. Şimdi Cherokee Nation'dan barış anlaşması imzalamaya bakalım. Ne diyecekler? Oo, çok güzel. İyi. İyi. Bu bölüm güzel başladı arkadaşlar. Ordumuz otomatikmen geri çekilmiş oldu. Sıkıntı değil. Ticari anlaşmasına ne dersin? Bu da güzel oldu. Tamam. Başka ticari anlaşma imzalayacak ulus kalmadı maalesef. Sorun değil. Şimdi bu orduyu küçülteceğim. Evet. Askerlerimiz hızlı bir şekilde limana ulaşmaya baksın diyecektim. Buradan şu birimi alıyorum. Şunu da alıyorum yanıma. Evet. Ve bunu da alıyoruz. Bunlar limana gitsin. Geri kalanlar burada birleştireceğim arkadaşlar. Amacım böyle yaparak takviye masrafından kurtulmak. Bu ordu Agustini'ye gitsin. Daha doğrusu Sant Agustini'ye. Burada da biraz askerimiz var. Bunlar buraya gelsin. Burada buluşmaya baksınlar. Buradaki atlı birimde arkadaşlar doğru Philadelphia gönderiyorum. Evet. Evet, bunu okudum demin. Şimdi elimizde bir miktar para var. Bu parayı tutalım biz. Bunun sebebi arkadaşlar ne olur ne olmaz. Aslında bayağı bir gelir elde edebileceğiz önümüzdeki tur. Ama şöyle bir şekilde sıkıntı var. Affedersiniz, konuşmakta sıkıntı çektim. Çünkü aynı anda birden hem düşünüyorum hem de konuşuyorum. Ve birden sorun çektim bu konuda nedense. Evet, ne düşünüyorum derseniz arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Eğer ki ambargo yersek ticari gelirin büyük bir kısmı yok olacak. Ve böylelikle arkadaşlar belki önümüzdeki tur eksiye gidebiliriz. Biliyorsunuz United Province ambargo koyuyor bize arada sırada. Gördüğünüz gibi burada ambargo koymuş. Belki gelip başka bir yerde ambargo koyarak ticari gelirimizi bitirebilir. Ben de ne oldu olmaz diye bu parayı elimizde tutacağım. Evet. Bu ordumuz burada kalsın. Tamam, bu tur içinde yapabileceğimiz bir şey kalmadığını düşünüyorum. Sonra bir Hindistan'a gidelim. Tamamdır. Turu bitiriyorum. Evet, bakalım bakayım. Diğer ulusların amacı ne olacak bu tur içerisinde? Büyük Britanya inşallah savaş açmaz. Bizi şu anda arkadaş olarak görüyor. Evet. Bu da beni sevindirdi. Çünkü
arkadaşı olduğunu gösterdi bize. Savaş açmayarak. United Province askerlerini şehre geri çekti büyük bir kısmını. Bir kısmı da şu anda dışarıda beklemedi. Dışarıdakine hemen saldıracağım. Çünkü onu yok edersek rahat bir şekilde şehri kuşatıp ele geçirme imkanımız olacak. Az kayıp vererek arkadaşa savaşı kazanmak zorundayız. Çok kayıp verirsek arkadaşa büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya gelebiliriz. Evet. Çünkü şehri kuşatmak için yeteri kadar adamımız kalmaz. Bu bölüm gerçekten konuşmakta sıkıntı çekiyorum. Evet, affedin arkadaşlar, inşallah tekrar tekrar konuşmakta sıkıntı çekmem. Evet. Ceylon düştükten sonra. Ceylon demişken aklıma bir şey geldi. Din adamı nerede? Din adamını unuttum değil mi indirmeyi? Yapacak bir şey yok. Olsun, sorun değil. Donanma gitti ama değil mi? Tüh, Hindistan'dan gitti ya. Bu iyi olmadı. Din adamını doğru indirseydik aslında fena olmazdı. Şöyle bir şey yapacağım o zaman. Askeri donanma geri döndüğümde bir tane gemi inşa edeceğim. Küçük bir gemi. Ticari bir gemi. Bu gemiye din adamı yeniden bindirip oraya götüreceğim. Orada inecek ve dini yaymaya başlayacak. Evet. Maalesef unuttum. Yapacak bir şey yok. Ben orduyla beraber indi sandım. Böyle bir şey olduğunu ama unuttum. Ordine yani beraber inmediğini. Üşengeç mi artık neden bilmiyorum. Askerleri indirseydi kendine ne vardı? Yapacak bir şey yok. Olsun sorun değil. Birkaç tur zaman kaybımız olacak bu konuda. Birkaç tur mu? En az 5-6 tur gitti araya resmen. Din adamını aslında oraya gönderseydik sıkıntı olmaz. Dur bak daha Ceylon'u ele geçirmedik. Büyük ihtimal United Province Birleşmiş Bölgeler dini yaymıştır. Hindistan'da sadece Hristiyan dini yayılmış değildi. Protestan dini daha doğrusu. Yani o da Hristiyanlığa ait bir din de farklı bir şey. Hristiyanlıkta. Farklı bir görüş diyebiliriz. Evet. Casus göndermiş miydim? Hatırlayamıyorum. Göndermiştim galiba. Unutmuşum hemen ya ne olduğunu. Vallahi daha dün oynadım aslında. Arkadaşlar. Ama unuttum. Maalesef yapacak bir şey yok. Evet. Donanmamızın biri ulaşmış. Aa burada. Çok güzel. Tamam. O zaman seni direkt Hindistan topraklarına indireyim. İlk ele geçeceğim bölge burası olabileceği için buraya gelmeni isterim casusum. Güzel. İnsin bakalım. Ondan sonra öbür donanmaya nereye ulaşmış ona bakacağım. Sonra Fazla güçlü anlamda bir garnizonu yok burada. İndiğim zaman rahat bir şekilde ele geçirebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi sen bir biriksin. Fark etmez. Sen buraya gel. Evet. Diğer donanma. Evet, bunun amacı burada arkadaşlar bir ticari yer bulmak. Yok. 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 Tamam, sorun değil. Sen de gel o zaman. Şöyle amacınız bana gelir getirmek. Evet, maalesef yer kalmamış. İleride savaşarak alırız gerekirse o bölgeleri. İyi, Büyük Britanya savaş açmadı. Gene de bu konuda burada tedirginim. Sorun değil. 13.851 arkadaşlar. Hazinemizde şu anda altın bulunuyor. Bu güzel. Gelin bakalım siz. Siz de takviye yapılsın. Sizi birazdan gemiye bindireceğim. Bu ordunun amacı arkadaşlar ne olacak derseniz tabii ki kuzeye gitmek. Şimdi büyük Britanya donanması sıkıntı değil de United Province donanması evet bir tane burada. Dikkat etmek lazım. Bir limanımız var. Şu liman değil değil mi? Liman olarak kullanılabiliyor mu ki? Daha inşa etmemişik bir şey. Ben tedirginim bu konuda. Onun için buraya getiriyorum şimdi sadece. Evet. Buradan askerleri indirelim. Yo 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 dur 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 dur. Ben ne yapayım? Buradan askeri indirmeyeceğiz. Benim amacım böyle getirmek olsun. Evet. Dedim yani liman yoksa boş ver burada indirelim. Buradan ilerlemesini sağlayalım ama burada çok zaman kaybederiz. Evet. Donanma önümüzdeki tur takdiri buraya indirir askerlerimizi. Böylelikle savaşma imkanı olur. Bu orduya bir de takviye verelim biz.
Ambargo koyası ayrı bir konu tabii ki. Sanmıyorum. Gelme abi sen köye. Keşke askeri donanmamız burada olsa. Askeri gemi inşa etmeye devam edebiliriz. Şimdi kaç tane asker lazım? Kaç tane birim daha doğrusu? 5 tane daha eklenmesi lazım. Tamam, ekleyelim o zaman. 3 tane line infantry gelsin. Katılsın. Tamamdır. Tamam. 2 tane daha olsun isterdim aslında ama maalesef şu an yeter kadar adam mevcut yok. Aa, yakında. Evet, şimdi asker yetiştirelim. Burada 2 tane mesela bundan lazım. Biri yok olmuştu. 2 tane de şöyle Dragoner yetiştirmek isterim. Burada da basit. Aa, burada Sheldon Light Dragon varmış. Tamam, bundan da 2 tane yetiştirelim. Bir tane de Line Infantry yetiştirelim. Evet, atlı sayısının yükselmesi sıkıntı değil. Başka bir orduda da kullanırız. Eğer ki fazla olursa bir orduda atlı sayısı. Burada elimizdeki parayı harcamayacağım çünkü bana göre bir askeri donanma oluşturmak için yetersiz. Bir tur daha bekleyeceğiz. Ama paranın bir kısmını başka bir yere yatırım yaparak harcayacağım. Örneğin mesela tarıma yatırım yaparak harcayabiliriz. Tamam, gerisi elimizde kalsın. Sen gel şöyle bakın buraya kadar. Bunlar buluştu mu? Gelsin buluşsun. Takviye vermeyeceğim bu tur içerisinde. Bunun bir sebebi var. Çünkü arkadaşlar Hindistan'da bir savaşımız var. Ne kadar kayıp vereceğimiz bilmiyorum. Bu ordu buna destek oluyor mu? Bilemiyorum. İnşallah olmaz. Fark etmez. Ben geldi saldıracağım. İkisini birden yemeye bakarım. Evet. Zor bir savaş olacak. Dengeye bakarsak. Kaliteli bir tane atlı birimi var. Basit bir piyadesi ve el bombası atabilen askeri var. Benim de var ama. Sepoy var. İyi değil. Atlısı var. Güçlü olabilecek. Top bataryası. Bunlar geliyor. Bunlar arkamızdan bir yerden çıkacak. Şimdi karşında bulunuyorsa düşman. Ya tam arkamda çıkacak ya da sol arkada düşmana doğru bakarsak. Evet. Bunlara karşı top bataryası kullanmayız. Bunlara karşı kullanırız. Evet. Top bataryalarını gelecek takviyenin üzerine çekerim. Güzel topa tutarım. Orada güzel bir line infantry sistemi kurarız. Bir kısmı sadece ya da el bombası atabilen askerler orada bulunur arka sırada, ama düşmanı içeri girdi mi el bombasını sallarız, pitlatırız güzel bir şekilde orada beyinlerini. Tabi şimdi tam arkada mı yoksa sol arkada mı sağ arkada mı bilmiyorum, onun için arka bölgede yakın bir yerde tutmaya bakacağım. Bu savaş biraz arkadaşlar şöyle geçebilir, durdurup devam ettirebilirim, böyle bir imkanı var, değerlendirin. Durdurmaya çalışacağım ama biraz gerçekçi olsun diye. Evet. Hava durumu çok güzel. Şimdi nereden geleceğini bilmiyorum. Sınır buradan. Ya buradan gelir, ya buradan gelir, ya buradan gelir. Sağdan soldan kesin olarak gelmez. Şimdi ben top bataryalarını şöyle görevlendireceğim. Biraz aralıklı bulunsun. Şöyle yapacağım. Evet. Hepsi kurusun. Eğer ki buradan gelirlerse bu tarafa doğru ateş etme imkanımız var. Buradan gelirse bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Evet, böyle biraz sağa sola atmamız fena değil. Bunları bir gruplaştıralım biz. Şimdi Line Infantry'nin bir kısmını şöyle öne almayacağım. Bir kısmını şöyle alalım. Bir kısmını da şöyle alalım. Biraz fazla asker aldım gibi geldi sanki. 4 3 3 yapalım bunu. Biri böyle. Biri de böyle alsın. Bunlar önde bulunacak. Düşmana karşı uzun bir sıra oluşturulsun isterim. Dur. Şöyle yapalım.
altınlar böyle gelsin. Atları düşmana karşı ilk savaş alanında bulunan düşmana karşı savaşmasını isteyeceğim. El bombası atan askerlerde ateş etme izni alıp burada bulunsun. Evet, başlatıyorum. Buradan geliyor takviye. Dur. Buraya ateş etmeye bak. Şimdi bunlar tamamı şöyle gelsin. Siz şöyle gelin. Düşman tehlikeli yaklaşmaya başladı. Bekleyeceğim onları. Vurun abi. El bombası olan askerler de şöyle gelsin. Lider de şöyle gelsin. Saldırın. Atların işini bak bitirin bakalım. Aslında amacım atları bunlara karşı kullanmaktı. Sorun değil. Dikkat etmek lazım. Bunlar biraz öne çıkabilir. Gerektiği zaman geri çekilecek. Top atışına başladık. Ya geldi lan bunlar arkadaşa. Amacım. Ne olacağını biliyorsunuz. Bunlar karşı aslında hiç savaşmak istemiyor bakın menzilde. Başka çare bırakmayacaklar gördüğünüz gibi. Dörtgen formasyona girmesinler. Saldırsın bunlar. Lider de katılsın. Bunların işini bitirerek bunlar en güçlü. Dörtgen formasyona gir. Dörtgen formasyonu iniş. Hızlı hızlı hızlı. Herkes yerini aldı mı? Çok güzel. Hızlı bir şekilde. Aslında yaklaşmışız bile. Sıkıntı yok. Siz de şöyle gelin. Burada atlı kavgasını kaybediyorum gibi gözüküyor. Sorun değil. Bunlar şöyle gelsin o zaman. Bunları merkezde kullanmaya bakalım. Bunlar önden direkt el bombası atacak. Evet. Bunları yemek istiyorum. Bir an önce başarabilirsem tabii ki. Siz şöyle gelin. Evet, atları kaybettik orada. Şimdi el bombası atmaya gidin siz. Siz de şunları bir el bombası atarak yiyelim. Evet, sonra geri çekileceksiniz. Dörtgen formasyona geç. Dörtgene geç. Ne kadar top bataryası varsa ateş etsin. Hadi el bombasını atın. Sonra geri çekileceksiniz. Siz de. Tamamdır. Geri. Burada durum iyi gibi gözüküyor. Atlar direkt hücuma geçmiş. O zaman yapacağınız şey çok basit. Lideri de yedik. Siz... Oo, burada karışmış. Burada bodyguard dalmış. Yakın menzile saldırı. Atlara destek olun burada. Ay, lider nerede? Lider destek ol şunlara. Sen gel. Sen de destek ol. Şunlara ateş et. Bu cephede durum nasıl? Dur, geri çek. Gel, geri çekil. El bombasını attı, geri çekil. Ne oluyor lan? Dörtgene geç. El bombası atabilirsiniz inşallah. El bombası atabilirsiniz, şunları atmanız istiyor. Atamıyorsunuz. Aa! Biraz dişiniz sıkın. Çabuk gelin siz. Şöyle gelinsin. Hadi. El bombası atılması lazım. Örneğin şunlara. Başarabilirsek ne mutlu bize. Buradaki durum nasıl? Hiçbir fikrim yok. Şunları işini bitirmeye çalışıyoruz. Atlanan gördüğünüz gibi. Burada dörtgen formasyonu gidilsin. Geri kaç. Evet, el bombası atamıyor musun ya? Aç şu el bombasını. Salla içeri. Hah, klik duymadın da. Geri kaç. Hızlı bir şekilde. Sen de şöyle gel. Top atışları nerede lan? Vurun. Hadi, hadi aslanlarım. El bombasını salla içeri.
saldırıya başlatırlar böyle işte. İnanılmaz bir şekilde burada bizi vurdular. Buradaki durum yani. Lider ne durumda? Daha kavga devam ediyor mu? Buradakiler yedik galiba. Çek. Saldır. Durma, saldır. Lider ölmesin. Onlar liderini kaybetti, biz de kaybetmeyelim. Burada durum vahim. Dörtgen formasyonu geç. El bombası salla, el bombası. De onlar kaçıyor. Hadi be. Daha dolduramadılar. İyi, en azından büyük bir kısmı burada yedik. Atlar bize çok sıkıntı çıkarıyor burada. Durum burada nasıl? İyi gözüküyor. Saldır. İşini bitir bunları. Bir önce buradakiler yiyelim ki burada güzel bir şekilde arkadaşlar yine toparlanma imkanı bulalım. Öyle de olacakmış gibi gözüküyor. Allah kahretsin. El bombası atın ya. Siz de geri dönün. Orduyu geri topla. At şu el bombasını. Çok şükür ya. Oh be. Oy. Çok şükür bunların da işini bitirdik. Takip edin. Buradaki piyadeleri alıyoruz. Doğru cepheye. Oluşan boşlukları kapatabilmesi için. Şöyle gelin hızlı. El bombası atan askerler tamamen geri çekilmeyin ya. Lazımsınız siz bana ya. Topu tutun şu merkez be. Evet, burada boş durmayın. İlerleyin. Hadi aslanlarım. Ay ay. Atlar ne durumda? Toparlanın. Valla şehri kuşatmak için arkadaşlar imkan olacak mı hiçbir fikrim yok. Çok şükür arkamızda kimse kalmadı. Toparlandı mı el bombası satan? Biri geri döndü. Öbürü niye geri dönemedi onu anlamıyorum. Çok pis kaçtı lan onlar. Şimdi sizin amacınız şöyle bir gelmek. Çünkü el bombası atmanızı isteyeceğim birazdan. Şunları top atış yapasın. Yaklaşın. Düşmanın üzerine doğru. Hızlı bir şekilde. Atlılar. Şehri kesin olarak kuşatalım. Takviye isterim sadece. Birimler için o kadar. Çünkü şehri kuşatmazsam askeri yetiştirirler. Durdurabildim mi? Yok, el bomba satan askerler tamamen kaçtı. Bunların bir de şeyi yok muydu? Neydi o ismi? Top bataryası. Kaçıyorlar. Atları sürelim. Top atışları şunların üzerinde. Son birimden zaten. Ne kadar Line Infantry varsa öne dizilsin şöyle. Elimizde artık imkan var. Atlar ne oldu? Niye gelmedi? Şuraya gelin bakın siz. Hızlı bir şekilde. İyi, güzel güzel. Büyük bir kısmını esir almaya bakacağım. Ne kadar esir alırsa o kadar iyi arkadaşlar bizim için. Eğer ki bu şehirde bulunan ordu dışarı kaçarsa saldırıp öyle şehri kuşatacağım. Evet, el bombası atan asker. Gel şuna el bombası at aslanım. İlk önce kaçanları hücum edilecek. Evet. Bayağı bir asker kaybettik ama. Hadi oğlum ya. El bombası atan askerler ne oldu? Daha geliyorlar. Hayır, ona dokunmayın. Onlar da kaçıyor. El bombası atmaya gerek kalmadı. Ne kadar asker bas yakalayalım. Top atışları durdurulsun. Bunlar da ateş etmeyi bıraksın. Atlar çünkü geri kalanı çiğnemeye bakacak. Evet. Vur abi. Hepsini. Hepsinin kellesini vur ya da esir al ya. Esir al, evet. Hadi.
Çok güzel. Daha gelecek bu. Kaç tane kaldı? Ulan 40 adam birden ezemediniz mi ya? Hı. Bak lider güzel bir şekilde temizledi, gördünüz. Lider örnek alın azıcık. Hadi hadi. 7 adam kaldı. 6, 5, 4, 3. Azalıyor. Bir tane kaldı. Bak, önde koşuyor. Onu da yakalayın. Bir tane kaldı lan. Onun verdiği kaçlık ne olacak? Allah'ını seversen ya. Allah Allah. Ben de diyorum. Oy, zor bir savaş oldu. Vallahi zor bir savaş oldu. Spor yapmış kadar oldum açıkçası. Verdiğimiz kayıba bak. Yüzünü kendimiz öldürmüşük. Oyuna göre. En azından bir birim olsa da kaybetmedik. Aha, şehir dışına çıktı. Deneyim dedim. Aslında amacım takip edip yok etmekti ama böyle bir fırsat geçince yok diyemedim. Affedersiniz arkadaş. Yok, yanlış mı yaptım? Bana göre hayır. Para kalmadı. Dur, o zaman şey konusunda fikrimiz değişecek. Ne konusunda derseniz arkadaşım, tabii ki yatırım konusunda. Burada bir yerde ben bir yere yatırım yapmıştım. Bitir şunu. Bana da para lazım çünkü bana burada. Şunları tamir etmek için. Şimdi bunlara bir barış anlaşması teklif sunacağım. Artık savaşmak için bir sebep kalmadı bunlara karşı. Şöyle bir şey deneyelim. Yok, savaşmak istiyor. Sıkıntı değil. Takviye vereceğim orduya. Param yetmedi ya. Bu üzücü. Başka nereye yatırım yapmıştık? Başka bir yere yatırım yapmadık mı biz ya? Dur. Şunu iptal edin, fazla bir para değil aslında. Olsun, elimize bir miktar para kalmak zorunda arkadaşlar. Başka var mı? Yok. Ne olur ne olmaz yani. Evet. Bu danışman berbatmış. Dur, Navy'nin danışmanı koyayım önce. Şimdi siyasi anlamda burada iyiyiz. Burada nasıl? Yani, ordu içeride olduğu için. Her şeyi arkadaşa otomatiğe bağlıyorum. Yok, her şey burada. Niye otomatiğe bağlanmasın? Evet. Tamam, bu tur içinde yapabileceğimiz bir şey kalmadı galiba, yanlış bilmiyorsam. Önümüzdeki tur buraya getireceğim böyle gemilerden askerlerimizi. Tamamdır. Haydi bismillah. Önümüzdeki tura geçiyoruz. Bakacağız bakayım ne olacak önümüzdeki tur. Evet. Cherokee Nation'dan barış anlaşması imzaladıktan sonra ilk Rocky Confederation'a karşı güç toplamak iyi oldu. Ama daha karşı koyacak gücü o bölgede bulunduramıyoruz. O savaşacak bölgede. Şu anda düşünüyorum. Orası düşer mi? Orayı feda mı ederiz? Yoksa orayı tutabiliriz mi? Oraya zamanda askeri yığarsak sıkıntı olmaz. Şimdi bakalım bunların amacı ne olacak? Aslında elimde imkan olsa başkentine bile gider çıkarma yapalım. Böylelikle Avrupa'ya ayak basmış olurum. Biliyor muydu? Ama şöyle bir sıkıntı var. Elimde imkan yok. Yani bir barış anlaşması sunulacak sana. Evet. Kesin. Hollanda eğer ki yok edilirse o zaman arkadaşlar ne olur dersiniz? Ticari anlamda alanına boşarır bizim için. Of. Of. Abi biz orayı galiba feda ederiz ya. Baksana. Bu hiç iyi değil. Hiç iyi değil. İyi olmayacak. Sonumuz iyi değil. Osmanlı Devleti bana güçlü bir devlet oldu yanında bulunan. Lütfen. Ama olamıyoruz. Bırak yanında bulunmaya müttefik olmak bile mümkün değil diye düşünüyorum. Evet. Vaktimiz dolmuş telefona göre maalesef. Telefonu sevmeyenler varsa arkadaş yapma. Telefon çok çekti ya. Yazık, günah.
Yani zaman doluyor diye hep onu bildiriyor diye arkadaşı kızanlar oluyordu. Kızmayın çünkü camı kırardı ya. O kadar kötü bir darbe almadı ama gene de çizildi. Ben nasıl kelsem, saçlarım döküldüyse onda arkadaşa camı gitti. Evet. Gördük gördük. Bilmiyorum. Ne yaparız? Buna önümüzdeki bölüm karar vereceğim. Şimdi bakalım bakayım. Çok güzel. Sahi bir hocamız vardı. Nerede şu anda hoca? Gidiyor mu istediğim yere doğru? Dur listeden bakalım. Bu burada bulunuyor. Ne yapıyorsun sen burada ya? Şöyle gelir misin? Senin aşağıda bir tane okulda bulunman lazım. Sen buradan çık. Buraya doğru yol al. Evet, birkaç tur içinde ulaşacaksın inşallah. Bir tur kalmış bitmesine. Tamamdır. İyi. Bitti. Hangi bina bitti? Bu bitti galiba. Bilmem emin değilim. Şu valilik bitti. Evet. Vali binası daha doğrusu. Ulaşmış. İçinde ajan. Ajan da dediğimiz tabii ki din adamı. Sıkıntı değil. Şimdi böyle gelelim. Bu din adamını burada bırakalım. Bir küçük gemi inşa edeceğim burada. Ticari gemi. Onunla götüreceğiz. Nereye? Hindistan'a geri. Yani. Evet. Dur, pardon, yanlış bir şey yaptım ben. Geri bindirdim değil mi? Hı. Gel bakayım sen. Şöyle. Şimdilik. Güzel. 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 Tamam. Önümüzdeki bölüm. Amacım arkadaşlar bu konuda bir karar vermek. Ya burada burayı feda edeceğiz ve burayı savaşarak korumaya çalışacağız. Ondan sonra ilerleyip tek tek Irkutsk Konfederasyonu'na ait olan toprakları alacağız. Veya burada savaşacağız. Onun kararını vermem lazım. Hindistan'da amacım arkadaşlar geri kalan son Hollanda, pardon yani Hollanda denilebilir de United Province diyeceğim ben. Kalan düşman askerlerini yok edeceğim. Limanı boşaltacağım. Daha sonra arkadaşa bir çıkarma yapacağız. Gelmişken sen şöyle giriş yap buraya. Yakalandı. Çok iyi bir başarı. Sonra da şöyle gel. Ya da şu kaleye giriş yap. Burada beklemede kal. Evet. Önümüzdeki bölüm. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.